önceki bölümde Çanakkale Kara Savaşları'nın kuzey cephesinde yer alan şehitlikleri ziyaret etmiştik. Bu bölümde güney cephesinde bulunan şehitlikleri ve anıtları ziyaret edeceğiz. Bu sebeple Alçıtepe'ye doğru seri bir şekilde hareket ettik. Burası ilk çıkartmanın yapıldığı Settülbayır sahiline 8 km uzaklıktaki Alçıtepe. Eski adıyla Kirte. Müttefik devletler ilk gün burayı ele geçirip buradan da Kilitbayır platosuna ulaşmayı planlıyordu. Ama 8,5 ay boyunca yakınlarına bile sokulamamışlardır. Güney cephesi bugün hikayesi bilinmeyen yüzlerce kahramanlık destanına ev sahipliği yapmaktadır. Alçıtepe denizden 219 metre yüksekliğe sahip, hem Ege denizi hem boğazın girişine hem de boğaza hakim olan bu nokta stratejik olarak çok önemliydi. Kuzey cephesindeki Conkbayır neyse, güney cephesinde de Alçıtepe oydu. Alçıtepe konumu itibariyle hakim olana çok daha fazla avantaj sağlayacaktı. Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü Settülbayır bölgesinde çıkartma yapılan bütün bölgelerin savunmasından sorumlu 9. Tümen'e bağlı 26. Alay'ın karargahı bu köydeydi. 28 Nisan, 6-8 Mayıs, 4-6 Haziran 1915 tarihinde yapılan taarruzlar 1. 2. ve 3. Kirte Muhabereleri olarak bu köyün adıyla anılır ve her biri Türk askerinin destansız savunmasıyla başarısızlığa uğramıştır. Köyün adı 1934 yılında Kirte'den Alçıtepe olarak değiştirilmiştir. Alçıtepe'de kısa bir mola verip ziyaret edeceğimiz şehitlikler bölgesine yöneldik. Burası son ok anıtı. Alçıtepe'den Sargıyeri şehitliğine giderken hemen köy mezarlığının yanında bulunuyor. Oldukça mütevazi görünen bu anıt aslında Çanakkale Kara Savaşları'nın en çetin anılarını yaşatıyor. Üstelik ismini aldığı olay da göğsümüzü kabartacak büyük bir kahramanlık destanı. 3. Kirte Muharebesi'nin en kritik anında tarihe geçen bir kahramanlık öyküsü yaşanmıştır. Alman komutanın topları tahrip edip geri çekilme emrine karşılık 2. Topçu Bataryası Komutanı Teğmen Arif Tanyeri 150 askeriyle yaptığı süngü hücumu sonucu cepheye tutunmasıyla Türk hatlarının kırılması önlenmiştir. Bu olay son ok anıtıyla ölümsüzleştirilmiştir. Son ok anıtını ziyaretten sonra hemen Sargıyeri şehitliğine doğru yola devam ettik. Çanakkale'de zafere giden süreçte cephede olduğu kadar cephe gerisinde idari, lojistik ve sağlık alanında elde ettiği başarı Çanakkale'yi geçilmez kılan en önemli unsurlardan biridir. Bunun bilincinde olan sözüm ona medeniyet savunucusu uluslar savaş suçu sayılabilecek binlerce askerimizin uzun kayıpları yaşamasına sebep olan vücuttan çıkarılmasının tek yönteminin ayağı kesmek olan topuk mayını denen ucu ivli dört köşe demiri kullandıkları yetmezmiş gibi sivil yapıları hatta hastaneleri bile bombalamaktan çekinmemişlerdir. Bugün bizi soykırımla itham eden medeniyet savuncusu uluslar dünyanın farklı coğrafyalarında yaptıkları uzmanlık alanı olan katliamlardan birini de 28 Haziran günü Sargıyeri'ne çok yakın bir kıyıdan uzun menzilli toplar ile Sargıyeri'ni bombalayarak yapmışlardır. Tonlarca mermi kaçacak ya da kendini bir şekilde savunacak gücü kuvveti olmayan parmağını bile kıpırdatamayacak binlerce askerin üzerine düşmüştür. Bir gecede öylece ölümü bekleyen 18 bin askerimiz burada can vermiştir. Gecenin sonunda taraflar bir günlük ateşkes imzalamak mecburiyetinde kalmıştı. Bu ateşkesle birlikte şehitlerimiz Sargıyeri'nin hemen yanında bulunan derelere defnedilmiştir. Bundan dolayı bölge gerçek şehitliktir. Bu bölgenin korunmasından sorumlu Albay Halil Sami Bey de bu saldırıda şehit olmuştur. Zığındere Sargıyeri şehitliği ziyaretinden sonra Nuri Yamut anıtına doğru yolumuza devam ettik. Alçıtepe'ye yaklaşık 2 km uzaklıkta Sargıyeri şehitliğini geçtikten sonra karayolunun bitiminde yer almaktadır. Çok şiddetli çarpışmalara sahne olan bu bölgede hayatını kaybeden askerlerin bedenlerinden kalanlar 1934-1936 yılları arasında Alçıtepe köyünde yerleşimin ve tarımsal faaliyetlerin yapıldığı noktalardan ortaya çıkmıştır. Zığındere'de Haziran sonu ve daha sonraki muharebelerde şehit düşen askerlerimize ait kemikler anıt içinde bulunan ve üzerinde şehitlik 1915 yazılı kaidenin altında gömülmüştür. Daha sonra Nuri Yamut anıtının hemen solundan toprak yola girerek bugünün son şehitlik ziyareti için Sarıtepe şehitliğine doğru yolumuza devam ettik. Zığındere'nin kollarından Keçi Deresi'nin hemen üstünde yer alan şehitlik Ay Yıldız figürlü olarak tasarlanmıştır.
25 Nisan 1915 tarihinde Sarıtepe altı sahiline çıkartma yapılmıştır. 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey, tertiplediği kuvvetleri Kirt'e ve Zığındere arasında sevk etmiştir. Yoğun ateş altında geçen çarpışmalarda her iki tarafında zayiatı çok olmuştur. Eğer buradan ilerleme sağlansaydı, savunma güçleri çökeltilip Alçıtepe'nin yolu açılabilirdi. Bu taarruz esnasında askerlerimiz, Keçi Deresi'nden geçerken keskin nişancıların hedefi olmuşlar ve önemli zayiatlar verilmiştir. Günün son şehitlik ziyaretinden sonra tekrar Alçıtepe köyüne döndük. Alçıtepe'de akşam yemeğimizi yiyip sabah için alışveriş yaptık. Settülbeyir'e doğru hızlı bir şekilde hareket ettik. Geceyi Settülbeyir'de geçirmeyi planlıyoruz. Settülbeyir'e vardığımızda planladığımız kale gezisi ve ilk şehitler anıtı ziyaretini maalesef restorasyon sebebiyle yapamadık. 1900'lü yılların başında 1. Dünya Savaşı zamanında kurt kuzuyu yemeye çoktan karar vermiş, sadece bahane ve doğru zaman bekliyordu. Daha sonra Osmanlı donanmasına katılan Alman gemilerinin Rus limanları bombalaması, İtilaf devletlerinin aradıkları bahane olmuş ve misilleme olarak daha savaş ilan edilmeden 3 gün önce 3 Kasım 1914 tarihinde kale bombalanmıştır. Burada kalede içinde 11 ton barut, 360 ağır top mermisi bulunan bir cephanelik bulunmaktaydı. Bombardıman esnasında askerlerimiz daha güvenli diye bu cephaneliğe sığınmıştı. Cephanelik isabet alınca felaket de kaçınılmaz olmuştur. Bu cephanelik patlamasında 5 subay ve 81 erimiz yaşamını yitirdi ve Çanakkale Savaşı'nın ilk şehitler unvanını aldılar. Bu olayın ardından Osmanlı İmparatorluğu fiilen Almanların yanında savaşa girme mecburiyetinde kalmıştır. Settülbeyir Kalesi Çanakkale Kara Savaşları'nda da önemli bir rol üstlenmiştir. Ertuğrul Koyun'a çıkartma yapan İngilizlere molozlar arasında gizlenmiş makineli tüfek ve keskin nişancı askerlerimiz büyük zayiatlar vermiştir. Ertuğrul Koyun'da kamp kurup geceyi burada geçirelim dedik. Pandemi sebebiyle o da olmalı. Biz zaten Settülbeyir'e gelirken Morto Koyu sapağında çeşmeye yakın bir yeri her aksiliğe karşı yedek kamp yeri olarak belirlemiştik. Hemen oraya gidip kampımızı kurduk. Temizlik ve yemeğin ardından bir sonraki gün için dinlenmeye çekildik. Ertesi sabah erken saatlerde kahvaltıdan hemen sonra hazırlanarak ziyaretlerimiz için tekrar Settülbeyir yönüne doğru yola koyulduk. İlk ziyaret yerimiz 26. Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği oldu. Şu anda Yahya Çavuş Şehitliği'ndeyiz. Burası Ertuğrul Koyun'un hemen üstünde. Ertuğrul Koyun'un korumakta görevli Yahya Çavuş ve takımının benzilen bir alandayız ve burada şehit olan vatan evlatlarının huzurundayız. Yahya Çavuş Şehitliği'ni ve burada cereyan eden olayı kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Yahya Çavuş Şehitliği 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası'nın Ertuğrul Koyun'a hemen aşağımızda çıkarma yapan 3000 askerden oluşan İngiliz kuvvetini 67 askeriyle 10 saat mavzer atışlarıyla sahide durduran 26. Piyade Alayı 3. Tabur 10. Bölük 1. Takım Komutanı Ezineli Yahya Çavuş ile kahraman askerlerin hatırasını yaşatmak amacıyla Gelibolu Yarımadası'nda yani tam burada yaptırılmıştır. İngiliz General Lepler Yahya Çavuş ve askerlerin yoğun atışı karşısında karşılarında bir tümen bulunduğunu sanmıştır. 67 kişilik bir takımı o kadar güçlü bir şekilde savunuyor ki vatanını Yahya Çavuş ve takımı. İngiliz general bunun bir tümen olduğunu sanıyor. Yahya Çavuş şehitliğindeki şu dörtlük Yahya Çavuş'u ve takım arkadaşlarının kahramanlığını veciz şekilde anlatmaktadır. Bir kahraman takım ve Yahya Çavuş'tular. Tam 3 alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri. Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular. Bu dörtlüğü okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Anıt, 25 Nisan 1915 günü çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine kahramanca karşı koyan ve büyük kayıplar verdiren Yahya Çavuş ile takım adına 1962 yılında yaptırılmıştır. Anıtın
Ön yüzünde günün öyküsüne sade bir dille anlatan bir rubai yer almaktadır. Arka yüzünde şehit olan kahramanlarımızın 18'in ismi yazılıdır. Diğer tarafta Yahya Çavuş ve emrindeki 67 kahraman 6 düşman taburunu 10 saat kıyıya tuttular. Çanakkale'yi kurtardılar, tarihe mal oldular sözleri mermer plakalar üzerine işlenmiştir. Ertuğrul Koyu, Çanakkale Deniz Muharebeleri sırasında Esedül Bayır bölgesinde 25 Nisan 1915 tarihinde İngilizlerin çıkarma harekatı düzenledikleri 5 koydan Sığır İni, Morto Koyu, Hisarlık Burnu, Ertuğrul Koyu, Teke Koyu, İkiz Koyu, Zığındere'den biridir. Yahya Çavuş ve askerleri bu koyu korumakla görevlendirilmişlerdir ve başarı sağlamışlardır. Burada şehit olan tüm vatan evlatlarını ve bu bölgede ve Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını savunan tüm şehitlerimizin ruhları şahat olsun diyor. Hepsinin karşısına saygıyla eğiliyorum. Yahya Çavuş şehitliği ziyaretinden sonra aynı yerde bulunan Ertuğrul tabyalarına geçiş yaptık. Burası Ertuğrul tabyası. Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı olan 3 Kasım bombardımanından itibaren Birleşik Filo'nun hedefi Boğaz'ın girişindeki tabyalarımızdı. Savaşın kalbinin attığı noktalardan biri de burasıdır. Çanakkale Savaşı'nda tabyalar ve bataryalar pek çok kahramanlık destanına ev sahipliği yapmıştır. Boğaz'ın her iki yakasına stratejik noktalara yerleştiren bu tabyalar topları ve topçularıyla Çanakkale'ye geçilmez kılan büyük savunmanın baş aktörleridir. Birçok defa isabet aldılar. Defalarca toprak altında kaldılar. Onlarca evladını şehit verdiler. Yandılar, yıkıldılar, yaralandılar. Ama susmadılar. Bugün hepimiz bu tabyalara ve onun kahraman evlatlarına çok şey borçluyuz. Zeddülbayır bölgesinde ziyaret edilecek yerleri tamamladıktan sonra Morta Koyu'ndan geçerek bir sonraki durağımız olan Çanakkale Şehitler Abidesi'ne doğru intikale geçtik. Tüm güney bölgesinde olduğu gibi bu noktada da çok az sayıda askerimiz kahramanca direniş göstererek İtilaf devletlerinin planlarını alt üst etmiştir. Teğmen Abdurrahim ve 80 kadar askeri kendisinden kat kat güçlü düşman askerini yoğun topçu atışı altında kahramanca durdurmayı başarmış ve stratejik önemdeki tepeyi savunmuşlardır. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bu koya geldiğinizde bu kahraman askerlerimizi de unutmayın. Gelibolu Yarımadası'nın en çok ziyaret edilen ana ziyaret noktası olan abide eski Hisarlık Burnu üzerinde yer almaktadır. Açılan bir proje yarışması sonucunda 37 proje arasından seçilmiş olup abidenin temeli 17 Nisan 1954 tarihinde atılmıştır. İkinci Anafartalar Zaferi'nin 45. yıl dönümü olan 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılan Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale muhaberelerinde şehit düşen tüm askerleri simgelemekte ve onların anısını yaşatmaktadır. Mimarı Doğan Erginbaş'ın kendi ifadesiyle abide tüm coğrafyalardan gelen şehitlerimizin toplu bir şekilde göğe yükselişini temsil etmektedir. Ayaklarının üzerinde muharebe anlarını yansıtan kabartma rölyefler bulunmaktadır. Sembolik şehitliğin önünde muharebe dönemini yansıtan 45 metre uzunluğunda bir rölyef bulunmaktadır. Rölyefi geçtikten sonra sembolik şehitliğin başlangıç bölümünde meçhul asker mezarı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te müttefik askerleri için söylediği sözlerin yer aldığı mermer bir kitabe bulunmaktadır. Abidenin arka bölümünde yer alan sembolik mezarlıklar 2007 yılında ziyarete açılmıştır. Şehitlikte Çanakkale muharebeleri sırasında şehit düşen ve bugüne kadar isimleri tespit edilebilmiş 59.408 şehidimizin isimleri bulunmaktadır.